şansı daha düşük olacak. O yüzden benim bu dediğim, işte bu şeylere, ev içi eve kapatmalara son verilmeli. Toplu taşıma için mutlaka kademeli mesai uygulanmalı ve geçen defa uymayan özel sektör de bunu Uyması durulmalı. gerekiyor. Peki hocam. Mesai mutlaka uymalı ve buna özel sektör de uymalı. Evet. Seyahat yasakları adam gibi olmalı. Yani tam bir seyahat yasağı olmalı. Onun dışında hani uzun şeyler var ama en etkilileri bunlar Bunlar olacak. açıkçası. Peki, Sayın Fincancı, hemen size dönmek istiyorum. Şimdi Türk Tabipleri Birliği'nin bir açıklaması vardı. Şimdi varyant virüslerin etkisini konuşacağım. Belki siz değerli hocalarımla da soracağım ama Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamasında ölümlerle ilgili ölümler vatandaştan gizleniyor mu sorusunu akıllara getirecek bir açıklamaydı. Sadece İstanbul'da 10-20 Nisan haftasında 1117'den fazla ölüm var raporlara yansımış görünüyor. Ne söylersiniz? Gerçekten artık ölüm sayıları gerçek değil mi? Geçtiğimiz dönemde yaşadığımız o soru işaretlerini biz tekrar yaşamaya mı başlayacağız yoksa hep böyle miydi? Şimdi biliyoruz vaka sayılarında düşüş olduğunda özellikle bu düşüş döneminde fazladan ölümlerde de bir azalma kısmi olarak görülmüştü. Çünkü biz özellikle E-Devlet'e ölüm verilerini giren belediyeleri incelemeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra belediyelerle doğru ilişki kurarak belediyelerden bu verileri elde etmeye gidiyoruz. Halk Sağlığı Kurumu fazladan ölümleri çok önemli. Çünkü salgınla mücadele edilmediğinin göstergesi aynı zamanda fazladan ölüm sayıları. Tabii burada son dönemde özellikle salgının hızlanmasıyla birlikte fazladan ölüm sayılarında da artışları. Neden? Bu fazladan ölümler sadece COVID-19'a bağlı ölümler değil maalesef. Mehmet Hocam'ın da bahsettiği gibi ne yazık ki hastanede karşılamamız nedeniyle bu salgını birinci basamakta girişimi yerine hastaneler bu yükü kaldıramadılar. Pek çok servis COVID servisine dönüştürüldü ve dolayısıyla insanlar hastanelerde diğer sağlık sorunları nedeniyle yatacak yer bulamadılar. Acil gerektiren konularda acillerde girişimleri gerçekleştirebilme olanağı olmadı ve biz fazladan ölümlerin bu dönemde de %50 daha fazla olduğunu görüyoruz. Biz zaten başında da etmiştik. Hani 40 bine yaklaşan ölüm sayılarımızı ne yazık ki 3 ile çarpmamız gerekiyor. Hem COVID-19'un doğru kodlanması ile ilgili hem de diğer sağlık sorunları nedeniyle sağlık hizmetine erişemeyen ve meydana gelen ölümler. Dolayısıyla biz birinci basamağı güçlendirmezsek, önlemezsek, bunun için doğru temelli bir filyasyon sistemi geliştirmezsek karşılaşacağımız sorun çok daha büyük. Salgının ötesinde ölümlerle karşılaşacağız. O nedenle yaşamaktan vazgeçmiyoruz dedi Türk Tabipleri Birliği başından beri ve olması gerekenleri de tanımladı. Evet, halk sağlığı, epidemiyoloji bu salgınla mücadelenin temelini oluşturmalı. Fazladan ölümler değerlendirilerek hangi konularda eksikliklerimiz var onu görmek gerekiyor. Sadece bugün için değil gelecek açısından erken tanı yöntemleriyle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Örneğin kanser erken tanılarıyla ilgili biliyorsunuz özellikle Kasım Aralık'ta vakalar gene yükselirken yani ikinci pik döneminde %80 bir ile ilgili sıkıntı yaşandığını, ketemlerde sorunlar olduğunu ifade etmiştik. Bunların tamamını gördük fazladan ölüm ifadesi kullanıldığında. Evet. Peki bir de varyant konusu var. Sayın Ceyhan, hemen varyant konusunda da size sormak istiyorum. Şimdi Sağlık Bakanı Koca Hindistan'da artık yeni bir varyantın ortaya çıktığını söyledi ama Türkiye'de henüz görülmedi dedi. Şimdi elimizde bulunan mevcut tedbirler, maske, mesafe, hijyen konuları bu varyant virüslerde de etkili olur mu? Yoksa yeni mevcut önlemlere ilişkin yeni önlemler mi alınması gerekiyor? Ben yani Hindistan varyantının çok büyük bir farklılığı yok. İşte Hindistan'da bu tartışma var. Daha öldürücü olduğunu söyleyen de var ama genellikle görünen o ki işte İngiltere varyantından biraz daha bulaşıcı. İşte Güney Afrika varyantı düzeyinde ağır seyreden bir hastalık aslında.
Yalnız tabii şöyle bir durum var. Bu varyantların sayısının artmasının nedeni bizim aşıda geç kalmamız. Yani aşının süresini uzatmamız. Dikkat ederseniz sürekli işte arayı açmanın bir zararı yok falan, bunlar zorunlu, aşı bulunamadığı için yapılan zorlama açıklamalar. Yoksa amaç pandemi aşılamasında bir an önce başlayıp bir an önce bitirmektir. Bakın, bunun yapamazsanız neye mal oluyor? Birincisi, varyantlar artıyor. Çünkü mutasyon dediğimiz olay virüs sizin vücudunuzdayken olmuyor. Mutasyon virüs bir kişiden başka bir kişiye bulaşırken oluyor. Bu bulaş ne kadar fazla olursa o virüs için mutasyon riski o kadar artıyor. Biz bu yolla aşı geliştiririz. Yani işte 20 defa bulaştırırız hücreler arasında ve canlı virüsleri böyle elde ederiz. Yani mutasyon şansını artırmak için. İkincisi, ölü sayısı artıyor. Bu arada ölüm sayısında biraz önce söylediğiniz olay sadece bizde görülen bir olay değil. Tabii düzeyi farklı olabilir. Ancak bunun farkında olunduğu için genellikle bununla ilgili CDC, Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlar bu sayıların birbiriyle karşılaştırılmaması gerektiğini söylüyor. Zaten epidemiyolojide de genellikle biz böyle çıplak sayıları değil, ülkeler arasındaki tanı farklılıkları nedeniyle hem ölüm sayısını hem vaka sayısını kendi içindeki artışıyla bulur, onu karşılaştırırız. Yani Türkiye'de diyelim bir ay önce, bir ay içerisinde vaka sayısı ne kadar artmış, diğer ülkelerde ne kadar artmış bakarız. Ölüm sayısı da aynı şekilde. Zaten bu açılarda baktığımızda dünyada birinci sıradayız. Yani burada böyle şeyler görülür. Çünkü her ülkede işte COVID'den farklı ölüm farklı bir kriterle konur. İşte kimisi daha doğru rakamları verir. Kimisi işte zorlar kriterleri, Evet. sayı düşük olur. Şimdi burada tabii nereden bakarsanız bakın, yani ne kadardır dediğinizde ölüm sayısı tabii biraz farklı bir iş. Çünkü ölümü gizlemeniz biraz daha zor işte. Dün Tabipler Birliği de işte elindeki rakamları açıklıyor ama vaka sayılarını tam açıklamayabilirsiniz ve bunun farkına varmak, bilmek çok zordur. İlkbahardaki bu vaka mı hasta mı tartışmasını hatırlarsınız. Evet. İşte burada da zaten açıklanan rakam da bu bütün epidemiyolojide kabul edilen bir katsayıdır. Böyle bir hastalıkta açıklanan rakamlar ancak onda biri kadardır gerçek rakamı. Yani Türkiye'nin şu Evet. anda 550 bin aktif vakası varsa etrafa bulaştırabilen, bunu onunla çarpacaksınız. Ve 5 milyon civarında Türkiye'nin şu anda aktif vakası olduğunu görürsünüz zaten. Yani duruma çıplak rakam olarak bakmak biraz şey, yanıltabilir insanı. Şu anda böyle tabii bu sayılar azalmaya başladı 2 gündür. Gördüğünüz gibi Neyin etkisi işte hocam? Bu sayıların azalması neyin etkisi? şimdi bazı faktörler olabilir. Birincisi, bir defa bunun adı üzerinde zaten bu tip salgınlarda sayılar böyle düz gitmez. Yani hep 60 bin, 60 bin, 60 bin gidiyorsa orada bir anormallik vardır zaten. Normalde bunun bir süre böyle azalması, sonra tekrar artması beklenir zaten. Yani siz eğer bunu böyle çok sıfıra yakın rakamlara indirmediğiniz sürece bunun bir süre sonra bir artırıcı etkiyle, bu genellikle dünyanın da işte bir varyant virüs olabilir. Ya da işte sizin o ara biraz önlemleri gevşetmenize bağlı olabilir. Bu sayılar yeniden artar. Evet. Nitekim biz 30 bin